Merhaba, Doktor Hüseyin Cengiz ben. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız ben çok iyiyim. Umarım sizler de çok iyisinizdir. Fakat bu videoya gelenler bugün için muhtemelen cinsel ilişki sonrası vajinal ağrı neymiş diye merak ettikleri için geldiler. Bugün cinsel ilişkiden sonraki vajinal ağrının nedenlerini ve onlarla ilgili nasıl bir önlem alabiliriz? Çok hızlı ve kısa bir özet yapmak istiyorum size. Aynı zamanda gerçek yaşam öykülerinden de hasta deneyimleri de paylaşarak sizlere bu işin ne olduğunu, neden olduğunu ve sizde ne olabileceğiyle ilgili bir takım bilgiler vermek istiyorum. Şimdi sağlığınızı anlamak ve yönetmek açısından bazı bilgilerle içeriğin içine geçelim. Şimdi birinci hasta öyküsünde cinsel ilişki sonrası ağrı yaşayan en önemlisi işte Ayşe Hanım diyelim. Örneğin bu isimler tabii ki gerçek değil. Vajinal kurulukla mücadelesi, özellikle menopoz sonrası biz bunu çok görüyoruz. Yani Ülkemizde menopoz yaşının ortalama 47 olduğunu düşünürseniz bu yaştan sonra cinsel ilişkiye giren menopoz sonrası cinsel ilişkiye giren insanlarda belirli bir vajinal kuruluk ve bunun akabinde de cinsel e, ağrı yani cinsel ilişki sırasında ağrı yani vajinal ağrı söz konusu olabiliyor. tabi vajinal kuruluk doğal olarak ilişki sırasında sürtünme ve tahrişle ve buna bağlı ağrıyla karşımıza gelecek. E bu tabii e, özellikle hastamızın yani atıyorum Ayşe Hanım örneğinde baktığımızda çok basit tedavisi var. İster bunu hormonlarla yönetebiliyoruz ki burada önemli olan östrojen hormonudur. İstersek e, nemlendirici bir takım kremlerimiz var. Nemlendirici ajanlar kullanarak bu işi bitirebiliyoruz. Yani menopoz sonrası da cinsel hayatımızı sağlıkla götürebiliyoruz. Tabi biz de hastamızı çok basit bir şekilde tedavi ettik. Çok yaygın görülen bir nedendir. O yüzden menopoz dönemindeki, vajinadaki ağrı, batma, yanma bunların hepsinde kuruluk mutlaka aklınıza gelsin lütfen. İkinci öykü, ikinci sebep tabi menopozda olmayan daha genç hasta için daha biraz daha travmatik bir durum cinsel istismar. Cinsel istismar gerçekten biraz e, zor vakalar. Bu vakalarda hastalar çok geçmişlerinden bahsedebiliyorlar. Zor çözümleyemediğimiz cinsel ilişkiyle ilgili sürekli ağrıyla başa çıkmaya çalışan kadın bu hastada olmuştur maalesef ki. Ve uzun süre psikiyatriste bile gidememiş ilk kez bana anlatmıştı çünkü bir şekilde çözemiyoruz. Devamlı ağrıdan bahsediyor partneriyle evli değil de hastam ve sevgilisiyle olan ilişkisinde devamlı sorunlar vardı. İnişler çıkışlar var Özellikle travmatik deneyim artık yaklaşık 1-2 sene bana gelip gittikten sonraki travmatik deneyim ve ilişkide de partnerin biraz anlayışsız olması, biraz zorlaması e, e, kadında vajinal yırtığa hatta ciddi tahriş ve iritasyona sebep olmuştu. Ancak uzun bir süre sonra ne yazık ki çocukken e, tacize uğradığını, bununla ilgili sıkıntıları olduğunu e, paylaştı. Çok zor bir şey bu durum tabii. Daha sonra bir psikiyatriste yönlendirdim hastamı ve hala psikiyatrist görüyor hastamı e, ve e, bu cinsellikle ilgili sorunlarını, kaygılarını e, en azından hafifletti. Tamamen sıfırlamasa da en azından daha sağlıklı bir cinsel yaşam, daha sağlıklı bir duygusal ilişki paterninin içine gire, girebildi. Tabii diğer taraftan en sık karşılaştığımız şeylerden birisi de Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, cinsel ilişki sonrası yaşanan ağrının arkasında cinsel yolla bulaşan hastalıklar olabilir. İki tane sık gördüğümüz cinsel yolla bulaşan hastalık var. Bunlardan bir tanesi HPV virüsüdür, yani human papillomovirüs. Bir tanesi ise trichomoniasis, yani vajinit yapan trichomonas hastalığı bir e, protozoadır bu. Bu e, özellikle sarı yeşil köpüklü akıntı yapar ama HPV kendini çok sinsi bir şekilde ortaya koyar. Özellikle bu yanma cinsel ilişki sonrası. Hemen sonrasında başlayan yanma, kaşıntı olduğunda hemen bize başvuruluyor. Bu sık karşılaştığımız olgulardan. Tabii özellikle klamidya ve gonokok yani bel soğukluğu ve klamidayı da bilmeniz gerekiyor ki bunlar da sık gördüğümüz cinsel yola bulaşan hastalıklardır. Bunlarda çok basit tedavileri var. Kolay tedaviyle bu cinsel ilişkideki ağrıyı rahatlıkla çözümleyebiliriz. Tabii her bir öykü, her hasta, her hepsi farklı nedenler. Tabii ki... E, liken sklerozis, cilt hastalıkları, endometrioz gibi ciddi hastalıklar bunların hepsi cinsel ilişki sırasında ağrı yapabilir. Ama bu üçü en sık gördüğümüz ağrı nedenidir. Eğer bunlardan herhangi biri sizde varsa ve en azından cinsel ilişki sırasında ağrınız varsa bu bir şeylerin işareti olabilir. Mutlaka bir sağlık uzmanına başvurun. Her bireyin farklı olduğunu, herkesin kişiselleştirilmiş bir tedavi yaklaşımı içinde olması gerektiğini unutmayın. Biliyoruz ki kadınlar her zaman her problemini arkadaşlarıyla, eşleri, dostlarıyla konuşamıyor ve içine atıyor. İçinize atmayın problemlerinizi lütfen bir sağlık danışanından yardım alın. Kolaylıkla çözülebilir, çözülebilir. çünkü her zaman kendi başımıza sorunlarla çöz, çözümleyemiyoruz, baş edemiyoruz. Gerçekten bazen insan işin içinden de çıkamıyor. Tabii Umarım sizde böyle bir sıkıntı yoktur ama böyle bir durum varsa en kısa sürede bir jinekoloğa uzmana başvurun derim. Umarım video bir işinize yaramıştır. Umarım videoyu içeriği faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler diliyorum.